Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbekli Tepe'yi uzayların yapmış olabileceğini dile getirmişti. 11.500 yıl önce yapılan Karahan Tepe'de ise başka dünyaya ait varlıklarla yaşanmış olabileceğini kaydetti. Şimdi bu açıklamanın sahibi, ekranda da görüyorsunuz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'le konuşacağız. Sayın Beyazgül, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun, zaman ayırdınız bize. Şimdi haberlerinizi okuduk, haber merkezine de düştü. Açıklamanız oldukça ilginç. Göbekli Tepe'de uzaylıların bir işi var mı, oradalar mı? Siz bu kanaate nasıl vardınız? Göbekli Tepe'ye defalarca ben gittim. Tabii çok misafirlerimiz geliyor. Her defasında şöyle bir düşünüyor insan. Burada 12 tane dikili taş var. Bu taşlar ne işe yarıyor? Sonra böyle o zaman avcı toplayıcı insan olarak düşündüğümüz bu insanlar bunları niçin yapmışlar? Ve bir insanın yaşaması için gerekli günlük malzemelerden hiçbir malzeme orada bulunmamakta. Peki nedir bu? Ve yine orada bir çanta görüyoruz Göbektepe taşlarının üzerinde. Bu çanta antik Maya'da, Azteklerde, Sümerlerde aynı çantayı görüyoruz. Peki bu küçük çanta ne işe yaramış? Biliyoruz ki çanta bilgi taşımak için. Arkasından Karahan Tepe açıldı. Karahan Tepe'de bir üç boyutlu insan yüzü ve tek parça taş üzerine konmuş bir meydan gibi bir alan ve yine etrafında anlaşılmaz bir takım biçimler görüyoruz. Şimdi Karahan Tepe açıldıktan sonra Göbektepe'yi açıklar mahiyette olduğunu düşünürken orada ayrı bir gizem ve sır ortaya çıktı. İnsanın günlük yaşamına ilişkin bir şeylerin olmadığı bu yerde kimler yaşamıştı? Baktığımız zaman süliyetleri gizlenen T taşındaki insanlar, 7 tonluk taşlar üzerinde bir el görüyoruz. Akla şu geliyor. Başkan bu.